Barış. Barışma işi. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum. Sulh, hazar. Böylesi güzel bir kelimenin dünyanın en çirkin kelimesinin zıt anlamsı olarak tanımlamak ne kadar da üzücü değil mi? Oysa ki yaşanabilecek en güzel şey. Kelime dağarcığımda barışı tanımlamaya yetecek kelimeyi bulamıyorum bile. Anlarla, anılarla anlatabilirim belki. Belki bir parça kağıt ve birkaç boyayla. Belki de birkaç müzik notasıyla. Ya da sadece bir tebessümle anlatırım barışı. Anlatmaya çalıştıkça yaşarım onu. En derinden hissederim. Erdem değilim barışa. Ulaşılması ve korunması en zor erdem. Herkesin dilediği ama elde etmek için gösterdiği çabanın nedense bir türlü yetmediği bir erdem. Ne kadar da çok isterdim barışa bulaşıcıdır diyebilmeyi. Oysa ki barışın olmadığı o durum var ya hani, sözlüğün tanımındaki, onun virüsü kadar etkili değil maalesef. Barışı tesis etmek için var olan bir sistemde emaresinin okunmadığı bir hayatta göz atalım bugün. Sözde barış dolu günlerimizin kanatlı şahitleri, beyaz güvercinleri inceleyelim. Bazı konular var ki kökenini bulmakta oldukça zorlanıyorum. Beyaz güvercin ikonu da bunlardan biri. Sanki hep varmış, oracıkta bir yerlerde varlığını sürdürüp gidiyormuş gibi geliyor. Ama tam olarak nerede, ne zaman ve nasıl bir maksatla ortaya çıktı bu kuş? Beyaz güvercinle ilgili en yaygın hikaye Nuh peygamberin büyük tufan döneminde geçiyor. İnanışa göre büyük tufanın ardından Nuh kara parçası arasın diye bir beyaz güvercini salıveriyor. Bir süre sonra güvercin ağzında bir zeytin dalıyla geri geliyor. Böylece tufanın bittiği ve suların çekilmeye başladığı anlaşılıyor. O gün bugündür de beyaz güvercin ve zeytin dalı ikilisi herkes tarafından bilinen bir ikon dönüşmüş durumda. Antik dönemdeki Mezopotamya medeniyetlerinden Avrupa'ya, paganizm gibi inançlardan Yahudiliğe ve Hristiyanlığa kadar çok geniş bir dini ve kültürel coğrafyada varlığını göstermiş. Çoğunlukla da barış, umut, sevgi, iyilik ve aile gibi olumlu anlamlarla özdeşleştirilmiş. Bizim bildiğimiz anlamda güvercin, yani kafamızı çevirdiğimiz her bir köşede rahatlıkla görebildiğimiz kuş, aslında kaya güvercini olarak adlandırılan türün evcilleşmiş ve insanlara yakın yaşayan bir versiyonu. Doğal ortamlarındaki kaya güvercinleri insanlardan olabildiğince izole bir biçimde ve nispeten az miktarda yaşamlarını sürdürürken, evcilleşmiş akrabaları kutup bölgeleri dışında dünya üzerindeki hemen hemen her insan yerleşiminde hayatlarını devam ettiriyorlar. 400 milyondan fazla sayılarıyla sanırım tavuklardan sonraki en büyük popülasyona sahip kuş grubu. Sadece New York şehrinde 1 milyondan fazla güvercinin yaşadığı düşünülüyor. Güvercinlerin insanlarla böylesi bir yakın ilişki içerisinde olmaları, yuvalarını insanlara yakın kurup yavrularını gözlerimiz önünde büyütmeleri, toplumların bu canlıya karşı ayrı bir yakınlık göstermesine ve pozitif anlamlar yüklemesine sebep olmuş olabilir. Beyaz güvercin ise diğer güvercinlerden biraz farklı. Bu bembeyaz, pek temiz haliyle doğada kendinden var olan türlerden birisi değil. Kuşlar arasında albinoluk gibi genetik faktörden dolayı ortaya çıkan beyaz renkli bireylerin gözüktüğünü biliyoruz. Ama herhangi bir yaş döneminde hiçbir renk desenlenmesi göstermeyen tamamıyla beyaz bir kuş bulunmuyor. Bir şekilde insanlar tarafından melezleştirilerek ortaya çıkmış bir form olduğunu söyleyebiliriz. Beyaz güvercin anlattığım tüm bu dini ve kültürel geçmişe dayanarak barış ile özdeşleştirilen bir kuş olsa da barışın evrensel bir simgesi olması ancak geçtiğimiz yüzyıl içerisinde gerçekleşmiş. Önceleri savaş ve şiddet karşıtı eylemlerde, politik söylemlerde ve karikatürlerde kullanılmış. 1949 yılı itibariyle de evrensel bir simge haline gelmiş. 49 yılının Nisan ayında Paris'te toplanan Dünya Barış Konseyi bir logo arayışına girmiş. O yıllarda Fransa'da politik rollerle üstlenen ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso ve arkadaşı yazar Luis Aragon Picasso'nun stüdyosunu ziyaret etmişler bir gün. Picasso'nun bir çalışması arkadaşının dikkatini çekmiş. La Colombe de la Paix, yani Barış Güvercini adıyla bilinen taş baskı tekniğinde hazırlanmış çalışma konseye sunulmuş ve kabul edilmiş. O vakitten beri de evrensel barışın sembolü olarak kullanılıyor.
Yani Picasso evrensel barışa imzasını atmış. Ama yine de ben beyaz güvercinin bu kadar popüler olmasını sağlayan şeyin Picasso'nun barış güvercini olduğunu düşünmüyorum. Burada böyle ufak bir şeyler var gibi. Bence bu işin gerçek sebebi kağıt üzerinde değil de biraz sahne üzerinde. Her ne kadar beyaz güvercinler barışla özdeşleşmiş olsa da düğün dernekten sihirbazlık gösterisini, siyasi parti mitinginden açılış törenine kadar çok çeşitli sahne gösterilerinde yer edilmiş durumda. Nerede bir kır düğününe gitsem gelinin damadı eline tutuşturulmuş bir çift güvercin görüyorum. Öpülüyor, seviliyor, sonra birkaç fotoğraf karesiyle salınıyor. Merak etmeyin, hemen geri geliyorlar. Eğitimli kuşlar. Çocuklar için bir sihirbazlık gösterisine denk geliyorum bazen. Garibim tavşanın yanında hemen bir güvercin beliriveriyor. Koldan çıkıyor, bezden çıkıyor. İllaki bir yerlere giriyor, sonra geri çıkıyor. Ne zaman bir televizyon açsam... Bunu artık görmüyorum ya, bu eski günlerdeydi. Siyasetçilerin birbirleriyle güzel güzel atıştıkları, ufak inemler yaptıkları miting günleriydi. Etkinlik sonunda illaki o güvercinler uçurulur, her şeye rağmen barış denirdi. Şimdilerde biraz yer değiştirdi o güvercinler. Ya açılış törenlerinde yapılan icadı kutlamak için uçurmaya başlandı, ya da zaten bu kuşun doğadaki akrabalarını uçurmuyoruz biz, bunları da uçurmayalım diye karar alındı. Bilemiyorum ama bildiğim bir şey var ki, beyaz güvercinlerin sahneden silindiği hızla doğadaki dostları da birer birer siliniyor. Onlarca kuş türü ardı arkası kesilmeyen tehdit yığınlarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Beyaz güvercinin doğadaki yakın dostu, üveyik, onlardan bir örneğin. Sahra altı Afrika'da kışlayıp Avrupa ve Asya'da üreyen bu inanılmaz kuş maalesef küresel ölçekte tehdit altında. Yaşam alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi ve avcılık tehditlerin başında geliyor. Çok şanslıyız çünkü geçtiğimiz günlerde bu güzel kuşun önüne bir tehdit daha koymayı başardık. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Merkez Av Komisyonu'nun 11 Mayıs tarihinde aldığı kararla üveyik kuşunun avcı başına günlük avlanma limiti 5 olarak belirlendi. İkinci olarak ise 3 olan avlanma gün sayısı 4'e yükseltildi. Böylece avcılara salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri avlanma izni verildi. Sonuçta bir avcı bir av dönemi içerisinde ortalama 320 üveyik vurma hakkına sahip oldu. Sadece üveyik değil, elmabaş patka gibi diğer bir tehdit altındaki tür de bu kararlardan nasibini aldı. Avcı başına 6 adetle listede yer alan elmabaş patka, Dünya Doğa ve Doğa Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanan Türler Kırmızı Listesi'nde hassas kategorisine sınıflandırılıyor. İnsanlık olarak kendi aramızdaki barışı bir türlü sağlamayı başaramadığımız çok açık. Öyle ki tarih kitaplarımız bile barışların değil savaşların tarihini yazıyor. Kendi kendimize yarattığımız acı günler yetmiyormuş gibi doğayı da acıya ve gözyaşına boğmaya başladık. Yok ettiğimiz ağaçların, yerle bir ettiğimiz dağların, kökünü kurattığımız canlıların kaydını da tutamaz olduk artık. Ama bu son değil. Kalplerinde iyiliği ve güzelliği arayanların, bencilliğini bir kenara koyabilmiş her bir bireyin atabileceği barış dolabından hala var. Umut tükenmedi. Sadece kafesinden çıkarılmayı bekliyor. Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light.